Herkese merhaba. Bu derste sizlerle beraber put mapping işlemi yapacağız. Arkadaşlar elimizde bulunan bir tane employ nasıl güncelleyebiliriz? Bunu görmeye çalışacağız. Bu da önemli bir ders olacaktır. Bunu da en sona sakladım. Şimdi bunun içinde zaten bizim iki şey ihtiyacımız var. Bir ID'ye, ID'si şu olan employ'i tut ve yeni değerlerini şunları güncelle dememiz lazım. O yüzden bu örnekte bir pefter arrival bir de request body kullanımında beraber size bir put mapping nasıl yapılır bunu anlatacağım çok fazla yabancı terim olduğu gibi hissettim bir anlam. Şimdi nasıl yapıldığını şimdi detaylı olarak görelim. Arkadaşlar çok basit hiçbir şekilde gözünüze büyütmenize gerek yok. Şunları bir aşağı atalım. Controller katmanına geldim. Ee, ne diyebiliriz? Gerene dönsün. Hiçbir şeyle dönmek zorunda değil. Void de diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ne dönsün biliyor musunuz? Güncellenmiş olduğu değeri dönsün diyorum ben. O yüzden employ diyorum. Ne diyelim? Update employee employee yazmayı becerebilirsem şimdi burada bir path variable kullanacağım hep variable diyorum name'i id olacak string ne diyelim id diyelim id'si şu olan kişinin yeni bilgileri şunlardır diyeceğim yeni bilgisini nasıl veriyorduk biz post mapping'den aklınıza kaldığı kadarıyla request body kullanabiliriz ne tipine gelecek bana? Bir employee tipine gelecek değil mi? Veya şey de yapabilirsiniz. Bir tane daha class açıp o tipte de verebilirsiniz. Fark etmez. Hatta öyle yapalım. Bakın size yeni bir şey daha göstereceğim. Geldim buradaki model klasörüm içerisine employee'nin altına. Ben ID vermek istemiyorum. Sadece first name ve last name değerleri vermek istiyorum. O yüzden burada gelip modele sağ tık new class diyeyim. Ee, mesela şöyle bir şey yapalım. Update Employee Request. Şu sizin gönderdiğiniz aslında bir request'tir. Böyle bir class açabilirsiniz arkadaşlar. Bunun içerisine geldim. Getir dedim. Setter diyorum. Bakın bunları var ya dibine kadar kullanacağız. Gönlünüz rahat olsun ileriki derslerde. Private String. Dışarıdan sana bir first name gelecek. Bir de dışarıdan sana last name gelecek diyorum. Bu şekilde iki tane değeri alacak özel bir tane sınıf yazmış oldum. Update Employee Request. Update işlemi gerçekleştirilecek. Employee sınıfı üstünde gerçekleştirilecek. Ve bu bir request'tir. Dışarıdan bana bir request geliyor. O yüzden bunu yazdım ve getir satırlarını tamamladım. Ve ben burada request body'me diyeceğim ki request body'me bak sana dışarıdan update employee request tipinde bir data gelecek. Buna da ne diyeyim? Ee, ne diyelim? İsterseniz request diyin. İsterseniz update employee değil Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanın arkadaşlar. Ben şimdilik mesela buna request demek istiyorum. Dışarıdan bana bir request geldi. İçine girdim. Şimdi burası böyle dursun. Şimdilik buraya return al diyelim. Geldim bunun tepesine. Ne diyeceğiz bu sefer biliyor musunuz? Put mapping anotasyonu kullanacağız. Put mapping ne demek? Güncelleme işlemleri gerçekleştireceğiniz yerlerde put mapping anotasyonu kullanıyorsunuz. Daha sonra içerisine girdim. Pef ile beraber Diyorum ki baba update employ diyorum ve bitmedi slash diyorum. Bana dışarıdan bir tane path variable ile id geleceği için path variable için buraya slash id koydum. Ama request body için herhangi bir şey koymama URL adresine gerek yoktu zaten. Bunu görmüştük. Bu şekilde tamamladım. Ve bana değerlerim geldi. Şimdi buraya bir debug bırakacağım uygulamamdaki dibamı açıyorum ve bu değerleri başarılı bir şekilde gönderebildik mi size ilk başta bunu bir göstereyim. Geldim buraya buradaki post menümüze. Buraya tıklıyorum. Bir tane daha request oluşturacağım. Ve buradaki isteğimiz put. Yani ben bir güncelleme yapmak istiyorum. Şuradaki adresi kopyalayalım. Buradan çalalım arkadaşlar. Buraya kaydettim. İsteğimiz de ne olsun? Employee update olsun diyorum. Ve şuraya kadar rest employee buraya kadar zaten ortak adres put mapping yaptığım için burayı put yapıyorum zaten bura rest api employee kök adrese kadar ortaktı şimdi benim ne yapmam lazım update employee diyorum ve benim burada bir tane id vermem lazım ben şunu yapacağım id'si 1 olan ns bayramı ne yapalım ID'si 1 olan başka biriyle değiştireceğim verdim. Bunun için de şöyle yapıyorum. Geleceğim. Şurada bir tane ID vereceğim. ID'si 1 diyor. ID'si 1 olan Enes Bayram'ı aldım. Yeni değerlerini vermek istiyorum. Body'ye geldim. Row diyorum. JSON'ı seçtim. Şimdi benden request body hangi tipte istiyor? Employee request tipinde. First name ve last name değerleri istiyormuş. Bunu kopyaladım. Üstü parantezlerimi açtım. First name'i çok sevdiğim bir dostum yazayım. Mesna yapalım. Last name'i ne de? Taylan olarak güncelle. Bu şekilde yaptım. Bir olanı Mesna Taylan olarak güncelleyeceğiz. Ben bu isteği gönderdiğimde bakalım buraya başarılı bir şekilde düşebiliyor muyuz? Bastım. Düştüm. ID'ye geliyorum. ID'si 1. Request'e geliyorum. Mesna Taylan olarak geldi. Süper. Şimdi buradaki işlemlerimizi tamamladık. Şimdi buradaki değerleri alıp yukarıya kadar taşımamız lazım. Servise koymayayım. Repository yapalım. Repository'den geriye gelelim. Aşağı geldim. Public. Sen geriye güncellemiş oldun. Employee'ye geri dön. Yeni değerleriyle falan beraber dönebiliriz. dönsek mi? Onu orada güncellesek. Dönelim. Problem yok. Aynen dönelim. Sıkıntı yok. Update. Employee diyorum. Bu arada dersden önce hiçbir hazırlık yapmadığım için biraz düşünüyorum bazen. Doğaçlama <laughs> giriyorum arkadaşlar. şey diyorum çünkü hazırlık yapmaya. Update Employee dedim. Böyle sen beni de geliştirmiş oluyor. Dışarıdan bana bir tane string olarak ID gelecek. Ve bir de Update Employee Request tipinde bir request gelecek sana. Diyorum. Ve ben şöyle yapacağım. Tabii ki biz burada bir update sorgusu aynı buradaki gibi yazamayacağımız için ne yapacağım? Hayali olarak update etmeye çalışacağım. O yüzden şöyle yapabiliriz. ID'si şu olan employee sil ve aynı ID ile şu yeni değerlerle ekle diyebiliriz. Mesela sanki böyle hayali olarak bir güncelleme yapıyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ben yukarıda employee listem üzerine dönüyorum ve employee'min ID'si equals benim yukarıda bana gelen ID ile eşitse evet benim aradığım kişi bu deyip bu kişiyi buradan silebiliriz. Değil mi? Ee, ama ben ne yapmıştım? Bu for döngüsü içerisinde biz bunu silemeyiz. Size bunun sebebini concurrent modification exception söylemiştim. Bir liste üzerinde dönerken o döndüğünüz listeyi o for içerisinde herhangi bir ekleme çıkarma yapamazsınız demiştim size. Tamam bulalım burada şey de yapabiliriz. Bir tane daha metot yazıyorum. Bunu private yapıyorum arkadaşlar. Dışarıya kapalı. Bana geriye bir employee dönsün. Find employee by id diye bir tane fonksiyon yazıyorum. String olarak bize bir id alsın. Ve şunu bunun içine yazıyorum. Employee listesi üzerine dön. ID'yi bulursan return employee bana döndür diyor. Tabi for'a girmezse ne yapacağım diyor. En güzeli şöyle yapalım. Burada bir employee yapalım. Empule'yi burada bir nal olarak tanımlıyorum. Sen tabi onunla bu karıştı. Find employee diyorum. Şuradaki find empule'ye sen bulmuş olduğun empule'ye sette diyorum. Ve bu bulmuş olduğun empule'ye de for'un dışında bana geriye dön diyorum. Eğer ki bulursa fazladan dönmesine gerek yok. Break de kırdım. Şimdi bunu niye yazdım? Burada kod kalabalığı yapmışsın. Şimdi yukarıda diyeceğim ki find Employee by ID adındaki metoda git. ID'si şu olan Employee'yi bana bul diyor. Buldu. Find Employee'yi bana getirecek. Ben de buraya geliyorum. Find Employee olarak bunu yakalıyorum. Bunu buldum. ID'si 1 olanı listeden buldu getirdi bana. If find employee bulabildiysen o zaman da şunu yapıyorum. Ben zaten burada bir tane remove delete metodu yazmıştım ya. ID'si şu olan kişiyi silmek istiyorum. Diyorum ki benim employee listemin içerisinden değil yukarıda zaten yazmıştım. Delete employee fonksiyonumu kullanarak ID'si 1 olan Enes Bayram'ı sil diyorum. Enes Bayram gitti. Daha sonra sen git Yeni bir tane employee oluştur. New employee. Hatta buraya updated employee desek daha doğru olur. Bunu burada biliyorum Ve bu updated employee'nin id'sine gene bir set diyeceğim. Aynı id'yi koyuyorum. Aynı id 1. Ve first name'ine bana buradaki request'ten gelen mesnayı koyuyorum. Ve Last name'ine de bana request'ten gelen Thailand yerini koyup yeni bir employee oluşturdum. Ve bu oluşturmuş olduğum employee'ye de arkadaşlar ne yapacağım? Benim elimdeki employee listemin add fonksiyonu kullanarak bunu buraya ekliyorum. Tamamen espri bu. Ve bunu burada ekledikten sonra şurada bunu updated employee'e mi geriye dönebilirim. Hata verecek ife girmezse ne olacaktı İfe girmezse de baba sen şimdilik naldın yani çok önemli değil benim için burayı böyle topluyorum. Bu arada kameramın Şarjı az kalmış Şu an kamerada bir donma yok hızlı bir şekilde video bitirmem lazım Geldim buraya Burada servis katmanımız yazmamız lazım Hemen geldim public Geriye bir employee döneceksin Ve Update Employee diyorum sana dışarıdan bir ID gelecek. Bir de update employee request, request gelecek. Sen bunları gideceksin. Employer repository'nin update servisine jeyir geçeceksin. Daha sonra controller katmanıma geldim ve kontroluma diyorum ki sen de servisimin içerisinde bulunan update'e ID ve request'i vereceksin. Buraları sildim ve kaydettim. Uygulamamı tekrardan çalıştırıyorum. Herhangi bir problem falan var mı bakacağız kameramızda donma yok. Geldim buraya. ID'si 1 olan NS Bayram'ı güncelleyeceğim. Şurada employee'lerimi listeleyeyim bir. NS Bayram burada. Burayı mesna taylan yapmaya çalışacağız. Geldim. Dibam açık mı? Açık. Çalıştırıyorum uygulamamı. ID'si burada bir değerimi aldım. First name ve last name değerlerini aldım. Daha sonra içeriye giriyorum servis katmanına debug bıraktım. Updated employee katmanıma da geldim. Buraya da bir debug bıraktım. F6 attım. Daha sonra yukarıdaki fonksiyonumu kullanarak ID'si 1 olan employee bul dedim. Buldu. ID'si 1 olan employee buymuş. Şuradaki fonksiyonun bulduğu onu. Daha sonra bulduysan yukarıdaki ID'si 1 olan employee'mi sil. Bakın şu anda benim elimde 6 tane employee var. Sildiğim an Buradaki fonksiyonuma gitti. Önceki yazmış oldum. Fonksiyonu kullandım sadece. Siliyor. Sildi. Kaldır baba. Tura dön dedim. Sildi. Gerçekten sildi mi bakalım. Employee listinin içine baktım. Artık 5 tane kaldı. Beni sildi. Halbuki silmem dedim. Bu kadar kolaymış beni demek ki. Geldim buraya. Yeni bir employee oluşturuyorum. ID'si gene 1 mesna Taylan olarak yeni bir employee oluşturdum ve bu employee'ye ekle diyorum. Eklemiş olduğum employee bana geri dön. Döndü ve kontrolöre döndü. Postman'e dönüyor. Gördüğünüz gibi bir numaralı NS Byron, bir numaralı mesna Taylan olarak güncellendi. Ve benim buradaki tekrardan ben burayı listelediğimde benim buradaki bir numaralı ID'ye sahip kaydım mesna Taylan olarak başarılı bir şekilde güncellenmiş oldu arkadaşlar. Evet benim bu derste söyleyeceklerim bu kadar. Şurada yapmış olduğumuz tek şey şu. Mplay'i bulduk. Daha sonra Mplay'i bulabildiysek sildik. Ee, bulmasak da olur muydu? Olurdu. Aslında benim bunu bulmamın sebebi de şu. Çünkü şöyle bir şey var. Bu ID'ye sahip bir kayıt da olmayabilir. Adam buraya saçma bir kayıt da girebilir falan. Ama mesela ben buradaki kaydı bulmasaydım da bir problem olur muydu? Olmazdı. Ben bunu burada silerdim. Daha sonra sildikten sonra o ID'ye sahip aynı kayıtları eklerdim. Yani şu olmasa da olurdu uygulamamıza. Çok da bir problem değil. Bunu eklememin sebebi bu ID'ye ait bir kayıt var mı? Adam buraya gidip kafasına göre şöyle bir ID de girebilir. Var mı? Zaten olmayınca da direkt null dönmüşüm arkadaşlar. Çünkü bu ID'ye kayıt olmazsa doğru ID'yi setleyemem. O yüzden ben bunu burada eklemiş oldum. Evet. Biz de bu derste beraber, sizlerle beraber buraları da bitirmiş olduk. Bir tane REST API nedir? REST API üzerinde bizler get, post, put, delete işlemlerini işte path, variable gibi, request, param gibi ondan sonra request, body gibi anotasyonlarını nasıl kullanıldıklarını ve bunlarla nasıl işlemler yapabildiğimizi gösterdim. Bu ders bu kadar, bu bölüm bu kadar hatta. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber Hibernate'i göstereceğim. Hibernate'de sıfırdan bir daha da REST Service geliştireceğiz geliştirdiğimiz servislerin bu sefer repository katmanını böyle bir tane liste üzerinde sürünmeyeceğiz. Gerçek hayatta zaten böyle bir şey yok. Bizler bir veri tabanına bağlanacağız. Bağlanmış olduğumuz veri tabanı üzerinde bu aksiyonları gerçek ortamda canlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. O halde bir sonraki derste görüşmek üzere.